Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu şahane kare motif modelini çalışacağız. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bununla yatak örtüleri, bebek battaniyeleri ve yelekleri hayal edemiyorum bile. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen. Hemen modeli aklınızda kalacak. Sıralaması oldukça kolay bir model. Ama gerçekten ilk gördüğümde aşık oldum diyebilirim. Şöyle tek renk çalıştım ama tamamen size kalmış. İstediğiniz sırayı, istediğiniz renk yapabilirsiniz ama ben böyle tek renk çok şık ve çok sade buldum. Dediğim gibi sizlere kalmış nasıl öreceğiniz. Hemen bu ipimden bahsediyorum. Hiç buhar tutmadım. Ördüğüm gibi sizlerle paylaştım. Eğer çok isterseniz karşıdan çok hafif buhar tutabilirsiniz ama ben tutmadım, gerek görmedim. Genelde koton ipleri tutuyorum ama buna gerek görmedim. Hemen ipimin şöyle, genelde bunları atıyorum, bu sefer atmadım. Kartopun Baby On markasını kullandım. Çünkü ipimi yeni aldım. Gördüğünüz gibi de rengi muhteşem. Gerçekten güzel oldu. Şimdi yapacağımızı daha kalın bir iple yapacağım. Bu da Nako Elite Baby'nin ipi, birazcık diğerinden kalın. Bakalım bununla nasıl olacak. Evet arkadaşlar, hemen videoma geçmeden önce yine küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer halen kanalıma abone değilseniz, abone olup hemen abone ol tuşunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına güzel yorumlarınızı yazarsanız ve sosyal medya hesaplarınızda da videolarımı paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, hemen tığımı göstermek istiyorum. 3,5 numaralı tığ kullanıyorum. Diğerinde 2,5 numaralı tığ kullandım. Bunu da söylemek istiyorum. Öncelikle şöyle sihirli halkayla başlamak istiyorum. Şöyle benim kolay bir yöntemim var. Sihirli halkada çok uğraşamıyorum. Şöyle hemen ipimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tutup tığımı içinden geçirip 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra bu halkamın içine 16 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 oldu çektiğim zincirle birlikte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Şimdi arkadaşlar, hiç zincir çekmeden ilk çektiğim zinciri başını dolamadan battım. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Şöyle hemen arkasında göstermek istiyorum. Bunu bu şekilde saklarsanız bu çözülür. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Ortayı küçülttüm. Daha şöyle küçük bir tığım vardı şuralarda. Onu alıyorum. Herhangi bir ilmeğe batırdım. Bunlar hep benim buluşlarım. Şöyle bir düğüm atıyorum ki tığım çözülmesin. Bilmiyorum diğer arkadaşlar nasıl çözülmemesini sağlıyorlar. Çünkü sihirli halka çözülüyor eğer düğüm atmazsak. Hiçbir arkadaşımda da görmedim düğüm attıklarını ama onlar nasıl saklıyor bilmiyorum. Ben böyle kendimce bir yol buldum ve çok da iyi, kesinlikle çözülmüyor. Evet, şimdi bir sıraya çıkıyorum. Bir sıraya çıkmadan önce bir zincirimi çektim. Şöyle açıyorum, bakın burayı. Arkadan şöyle buradan beline dolayıp
Şöyle ilmeğin içinden geçiriyorum. Nasıl göstersem ki bunu? Şöyle bakın. Şöyle ilmeğin içinden geçirdim. Yani arka tarafa geçmiş oldum. Diğerinde direkt yaptım. Pek hoş olmadı çünkü. Şöyle bir yol deniyorum bunda. Şöyle, evet. Şöyle arkaya geçtim bakın. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Bakın bunun beline doladık. Hemen yanındakinin beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Diğer trabzanın beline dolayıp ikili trabzan. Bir zincir. Başını doladım. Tek tek trabzanlarıma şu şekilde batıyorum. Bakın şurayı da hemen anlatmak istiyorum. Şöyle burası hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şurada, şuradaki şu iz hiç hoşuma gitmedi benim. Yani şundan hoşlanmadığım için böyle bir yöntem buldum. Arkadan dolayıp zincir çekerek başlıyorum. O şekilde sanırım şu çirkin iz kalmayacak diye düşünüyorum. Evet. Daha sonra sıra sonuna kadar araya bir zincir çekip tek tek trabzanların beline dolayıp ikili trabzan yaparak bu sırayı bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Yine bir zincir çekiyorum. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasını batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şimdi az önce anlatmak istediğim nokta, bakın isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum, başını doluyorum. Hemen arkadan beline doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Ama burada işte bu şekilde iki tane ikili trabzan oluyor ve bu benim çok hoşuma gitmedi. Bu şekilde yaparsınız. Ya da az önce benim yaptığım gibi şöyle, ben şunu şöyle yapıyorum ve arkaya getiriyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve daha sonra yine şurada 4 zincir çekelim ve yine tüm trabzanları belinden dolayıp ikili trabzan yapıyorum. Burada arada 2 zincir olacak ve tekrar trabzanları tek tek batacağız. Ya da şöyle göstermek istiyorum. Burası çok hoşunuza gitmiyorsa ipinizi kesip yapabilirsiniz. O zaman burada hiçbir pütürtü olmayacak diyeyim. Zaten bu yöntem de çok belli olmuyor. Şurayı fazla sıkmadım ben. O yüzden yani düzgünce sıktığınızda daha düzgün görünecektir. Ya da bu iki sırada ipinizi kopararak yapabilirsiniz. Size yöntemleri vermek istedim bu şekilde. Eğer orası hoşunuza gitmez diye. Aralara iki zincir çekerek tek tek her trabzanın beline dolayarak ikili trabzanımızı yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuma geldim. İki zincir çekiyorum. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi bir üst sırada hemen önümdeki kutucuğun içine battım kaydırma yöntemiyle. Bir zincir çektim. Ve bu kutumun içine 3 tane çektiğim zincirle beraber 2 tane oldu. 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. Her kutunun içine 1, 2 ve 3. Diğer kutuya 1, 2 ve 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine şöyle batırıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim, başını doladım. Hemen şu aşağıda duran ikili trabzanın beline doluyorum ve ilmek çıkarıyorum arasında. İki ilmek çektim, ikisi tığımda kaldı. Tekrar başını doladım.
aynı trabzanın beline dolayıp sadece 2 ilmek çekiyorum. Geri kalanı tığımda. Başın dola. 3 kez yapıyoruz bunu. Bu 3. Bu şekilde 4 tane ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bir zincir. Hemen bakın burada 3 tane sık iğne yapmıştık. İlk sık iğneye batırıyorum. Hemen arkasındaki. Bu şekilde bakın. Daha sonra bakın şurada 2 tane sık iğnem var. Onları da tek tek batıp sık iğne yapıyorum. Ve buraya geldim. Yine aynı şekilde başını doluyorum. Yine aynı işlemi alıyorum. 2 ilmek aldım. Başını doladım. Tekrar 2 ilmek sadece topluyorum. Başını doladım. Battım. 3 kez 2 ilmek toplayarak tığıma 4 ilmek topladım. Kapattım. Bir zincir. Hemen bakın. Burada kaç tane var? 1, 2, 3. Şöyle birinciye batıyorum. Ve burada bunu sabitliyorum buraya. Daha sonra yanındaki 2 tane sık iğneye de 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar başını doladım. Burada bir zincir çekebilirsiniz. Çekmeye de bilirsiniz. Daha sonra yine aynı işlemleri yapıyorum. 2 2 ilmek topluyorum. Başını doladım. Battım. Bakın sadece 2 ilmek kapatıyorum. Diğer ilmekleri tığımda topluyorum. Kapattım. Bir zincir. Hemen bakın arkasındaki 1, 2, 3 yani buradan sayarsak birinciye battım. Kapattım. Daha sonra 2 tane sık iğne. Hemen başlangıç noktasına geldim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet. Bu şekilde bir zincir. Bakın hemen arkasındakini battım. Kapattım. Gördüğünüz gibi modelimiz ara ara ortaya çıkmaya başladı. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar ben sıra sonuma geldim. Şöyle kapatmıştım açayım. Sıra sonuma geldim. Burada ilk çektiğim zincirin ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. sık iğneye batırıp sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. sık iğneye sabitliyorum. 1, 4, 1, 3 yapacağız. Tekrar 1, zincirimiz sabit. Hep 4 zincir çekiyorum. Ama batarken 1, 4 zincire batıyoruz. 4. zincire. 2. de 3. zincire. Bakın burada 4. zincire battım. 3. zincire battım. Yine 4. zincire batacağım. 1, 2, 3, 4. Denk gelmesi için arkadaşlar bunu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi yine 4.ye. 1, 2, 3, 4.ye batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 4. zincire batıp, 1, 3. zincire batıp sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuma gelmek üzereyim. Gördüğünüz gibi sonda 1, 2, 3, 4 tane kaldı. Yine 4 zincirimi çekiyorum. Ve ilk yaptığım bakın sık iğnenin tepesine batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Burada kutucuğumuz 18 tane kutucuğumuz olması gerekiyor. Sayarak yaparsanız yanlış yapmamış olursunuz. Kutucukları muhakkak sökmemek için önceden sayın daha sonra devam edin. Önümdeki kutucuğun içine battım. Şöyle biraz sıkayım. Şöyle sık iğne ile kaydırma yöntemiyle kutumun içine geçtim. Burada bir zincir çektim. Kutumun içine batıp
bir sık iğne yaptım. Başını doluyorum. Hemen önümdeki kutucuğun içine batıp 2 trabzan yapıyorum. Toplamda 8 tane 2 trabzanım olacak. 2 şu şununla birlikte 3 oldu. 4 pardon 3 oldu. 4 nereden çıktı? 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. Şöyle bakın, şunu saymıyoruz. Bu zaten şu kutucuğun zinciri. Ben biraz önce karıştırdım. Bunu saymıyoruz. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Bakın, hemen önümdeki kutucuğa batırdım. Hiç zincir çekmeden oraya sık iğne ile sabitledim. Başını doladım. Önümdeki boş kutunun içine batıp 8 tane ikili trabzan. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Önümdeki boş kutuya hiç zincir çekmeden batırıp sık iğne. Başını doladım ve 8 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuma geldim. Bakın, ilk buraya sık iğne yapmıştık. Yine aynı sık iğnenin içine batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi burada bir zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Başını dolamayalım. Şöyle arkadan bakın. Bu trabzan değil. Bu bizim bir alttaki kutucuğumuzun zinciri. Ben ilk zamanlar orada ilk yaptığım motiflerde oraya hep karıştırdım. O yüzden söyleme gereği duyuyorum. Bu değil. Bakın, şu ilk trabzanın tepesine doladım. Kaydırma yöntemiyle oraya geçtim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başını doladım. Yine aynı şekilde bir altta yaptığımız gibi arkadan beline doluyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer araya bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Hemen önümdeki, yani yanındaki trabzanın beline doladım. İkili trabzan. Araya bir zincir. Başını doluyorum. Tek tek trabzanların beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Aralarına bir zincir çekerek. Toplamda 8 tane trabzanımız olması gerekiyor. Bir zincirimizi çekmeyi unutmayalım. Bu şekilde. Bakın kaç tane kaldı? Şunu saymıyorum. 2 tane kaldı. Araya bir zincir. Başını doladım. Son trabzanımı. Beline doladım ve ikili trabzanımı yaptım. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8 tane trabzanım olmuş oldu. Ve bir tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bakın, bu trabzan değil. Bizim ilk trabzanımız şu. Hemen beline doladım. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Başını doluyorum. Hemen tek tek aynı şekilde aralarına bir zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar. Bu sıramız sadece bu şekilde oluşuyor. Zaten sonuna gelmek üzereyiz. Ağır ağır motifimiz bitti sayılır. Son olarak köşemizi yapıp bitireceğiz. Evet. Ya ayrıntıları böyle uzun uzun anlatıyorum, bazen kızıyorsunuz ama yarım kalmanızdan korktuğum için bir yeri yapamadığınızda, yani burası niye böyle oldu demenizi istemediğim içindir. Evet arkadaşlar,
Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Modelimiz zaten çıktı. Şimdi son sıramıza geldik. Artık bitirmek üzereyiz. Bu iple de bayağı büyük oldu. Şimdi burada bir zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kapattım. Şimdi hemen önümdeki şöyle bir zincirli kutucuğun içine geçiyorum. Ve kaydırma yöntemiyle oraya geçtim. Burada artık ilk köşemizin yarısını yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın başını 2 kez doladım. Hemen yanındaki, bakın aynı yere hiçbir zaman zincirlerimizi batırmıyoruz. Trabzanları yapmıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa batırdım. 2-2 ilmek çekerek yukarıya çıktım. Şimdi bu bizim 4 zincirimiz. Şöyle köşemizin ilk yarısı oluyor. Hemen yanına yine üçlü yaptım. Şimdi başını bir kez doluyorum. Şu iki tane boşluğa birer tane ikili trabzan yapacağım. Bir tane ikili trabzan. Başını doladım. Yanındaki boşluğa yine ikili trabzan. Bu sıralamayı ezberlerseniz işiniz çok kolay. İki tane ikili trabzan. Başını doluyorum. Şimdi iki tane de yan yana boşluklara tekli trabzan. Yani başını dolayarak battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Başını doladım. Hemen yanındaki boşluğa battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Şimdi burada 7 tane tek tek sık iğne yapacağım. Boşluklara batarak. 1 2 3 4 5 6 7. Yine burada benim yükselmem gerekiyor. O yüzden yavaş yavaş yükseliyorum. Başını doladım. Önümdeki boşluğa battım. Tekli trabzan. Başını doladım. Onun yanındaki boşluğa battım. Tekli trabzan. Yani iki tane tekli trabzan. Başını doladım. Yan yana da iki tane ikili trabzan. Birinci ikili trabzanım. İkinci ikili trabzanım. Şimdi burada başını iki kez doluyorum. Önümdeki boşluğa battım. 2-2 ilmek çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde yükselmiş oldum. Şimdi köşemi yapıyorum. Başını iki kez doladım. Önümdeki boşluğa battım. 2-2 ilmek çekerek üçlü bir trabzan yaptım. Araya 1-2-3 zincir çektim. Başını iki kez doladım. Tekrar aynı yere battım. Yine üçlü trabzanımı yaptım. Ve bu şekilde ben köşemi yapmış oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Ve tekrar yine aynı şekilde devam edeceğim. Diğer köşeye kadar yaptığımızda iyice oturacaktır. Başını iki kez doladım. Önümdeki boşluğa battım. Üçlü trabzan. Başını bir kez doladım. Yan yana iki tane ikili trabzan. Bir ikili trabzan. İkinci ikili trabzan. Burada ne yapıyorduk? Başını dolayıp yan yana iki tane tekli trabzan. Başını dolayarak battım. Hepsini birlikte kapattım. Başını doladım. Bakın şu boşluğa battım. Hepsini birlikte kapattım. Şimdi burada ne yapıyorduk? 7 tane sık iğne tek tek batırıp 7 tane sık iğne yapıyorduk. 1 2 3 4 5 6 7. Gördüğünüz gibi burayı tamamladım. Başını bir kez doladım. Yan yana iki tane tekli trabzan. Bir, ikinci tekli trabzanım. İki tane yan yana ikili trabzan. Başını iki kez doluyorum. Hemen önümdeki boşluğa battım. Üçlü trabzan. 2-2 ilmek çekerek. Tekrar başını iki kez doladım.
önümdeki boşluğa battım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Üçlü trabzanım. Burada araya 3 zincir. Başını 2 kez oluyorum. Tekrar aynı yere. Burası köşemiz. O yüzden aynı yere battım. Ve üçlü trabzanımı yaparak köşemi yapmış oldum. Başını doladım. Hemen yanındaki boşluğa üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan, sık iğne ve dört köşemizde aynı şekilde yapacağız. Eğer kaçırdığınız nokta olursa videoyu başa alıp tekrar şu bölümden bakabilirsiniz. Çünkü diğer bölümlerde aynı şekilde ilerliyor. Ben sıra sonuna kadar örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıramın sonuna geldim. Şu anda kameradan bakıyorum da ipim bayağı bir koyu görünüyor ama çok inanılmaz açık bir mavi aslında. Bakın, son üçlü trabzanımı yaptım. İlk battığım kutucuk burası. Bakın, üçlü trabzan yapmıştım ilk. Tekrar başını iki kez doluyorum. O ilk battığım kutucuğun içine batıp üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tam tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Benim aldığım modelde, yani resimde gördüğüm kadarıyla bir sırada sık iğne yapmışlar. Ama ben sık iğneden çok hoşlanmadığım için yapmadım. Ama eğer sık iğne yapmak isterseniz şöyle her sık iğne ve trabzanların tepelerine birer tane sık iğne, şu köşelere de 2 tane sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne yaparsanız bir sıra sık iğne gitmiş olursunuz. Ama ben şahsen çok yakıştırmadım. Bu şekilde rahatlıkla birleştirmenizi yapabilirsiniz. Birleştirmeyi nasıl yapacağız derseniz örerek birleştirebilirsiniz ama birazcık kafanız karışma ihtimali var. Kaydırma yöntemiyle bence daha mantıklı birleştirmek. Zaten kaydırma yöntemiyle birleştirme videom da var. Hemen oraya bakabilirsiniz. Bakın şu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, biraz kamerayı uzaklaştırmak istiyorum. Ben gerçekten çok 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 beğendim bu modeli. Sizin de beğeneceğinize eminim. İki farklı iple göstermiş oldum. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır diyorum. Ve bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.